Bozkır'ın en güzel yanı nedir bilir misiniz? Yolları. Yolları incecik bir çizgi gibi kıvrılır gider sonsuzluğa doğru. Sanki ucu bucağı yokmuş gibi. Sanki hiçbir yerde, hiçbir şekilde bitmiyormuş gibi. Aynı insanın içinde çatallana çatallana giden duygular gibi. Zahide nenem derdi ki, yolların tek bir yönü yoktur. Aynı insanlar gibi. İnsanın da tek bir yönü yoktur. İnsandan hasıl olan bir sürü insan vardır insanın içinde. Önce bir evlat vardır. Sonra kardeş, abla, teyze, hala, torun. Sonra eş olur. Sonra anne olur. Hepsi farklıdır birbirinden. Sanki hepsi farklı insanlar gibi. Bütün yorgunluğumuz, yorgunluklarımız hep bu yüzden. Ne kadar çok insan yüklendiysek içimizde, o kadar çok yorulduk. Demek gidiyorsun ha? Böyle aniden. Ne yapalım Zahiden? Sadece geçici bir süre. Geçici bir süre. Tabii. Geçici bir süre. Belki bir, belki 2 yıl. Sonra iş biter. Sefer, çok güzel bir iş var, parası da güzel derler. Sen yine gidersin. Çocukların okul masrafları dersin. Daha üniversiteye gidecekler dersin. Sonra gidersin. Sonra yine gidersin, yine gidersin. Bahaneler değişir ama bu gurbet... Gurbet hiç değişmez. Düğünlere gelemezsin, cenazelere gelemezsin, hiçbir yere gelemezsin. Orada öyle bir adam var bizim için çalışıp didinip duruyor ama... varlığının resmi bir banka kartı. Zahide, sana söz veriyorum bu dediklerinde hiçbiri olmayacak. Düğünlere de geleceğim, her bir şeye de geleceğim. Söz veriyorum. Bir daha bu yaşadıklarını yaşatmayacağım sana. Söz Zahide. Ben Zahide. Bugüne kadar o kadar çok gömlek giydim ki üstüme. Hem evlat oldum, hem abla, hem de eş. Ben hayatım boyunca çok yükler yüklendim. Ama hangisiydim? Tam olarak bilemedim. Ama bildiğim tek şey... hayat bana evlat olarak yaşattıklarını şimdi eş olarak yaşatıyor. Baktığım pencere aynı ama bakan Zahide bu defa çok farklı. Sen geç otur. Aç mısın? Bir şey hazırlayayım mı sana? Çay koyayım. Yok yok, 2 sene de gerek yok, sağ olun. Döndü. Misafire hiç ne istendiği sorulur mu? Yani ya elde avuçta ne varsa bir yapıver. Şöyle mükellef bir sofra kur. Doktor yiyesin. Yok gerçekten. Teşekkür ederim. Ben ne açım ne de... çaya falan da gerek yok. Teşekkür ederim. Ben sizle... bir konu hakkında konuşmak istiyordum. İşte aslında o yüzden... Doktor bey oğlum, hayırdır? Bir sıkıntı neyin mi var? Muammer'in ameliyatıyla mı ilgili? Tahlil sonuçlarında kötü bir şey mi çıktı yoksa? Yoksa bebeğin bir şey oldu? Kenan bey oğlum, konuşsana, niye duruyorsun öyle? Yok öyle bir şey değil. Hiç kimsede bir sıkıntı yok. Ben sadece... önemli de bir konu tabii. Yani lafa nasıl gireceğim tam olarak bilmiyorum. Ben şey... nasıl desem... bir bardak su alabilir miyim? Tamam. Sefer abi, sen otur abi, biz hallederiz. Sen şoförsün abi. Ne olacak kardeş, elimize mi yapışacak? İş yürüsün maksat. Sağ ol. Ya arkadaş, şu mucurları doğru düzgün yaysanız da. Et ve etrafa saçmışsınız, yola taşırmışsınız. Doğru düzgün çalışın ya. Ben geleceğim şimdi. Abi affedersin. Şu bizim Badegül meselesi vardı ya, müdürle konuşacaktın hani. Var mı bir gelişme? Maalesef kardeşim. Müdür bey pek uygun bakmadı. Belki isim meselesi abi. Hani kayınbiraderin düğünü var ya. Eski müdür olsa sıkıntı yoktu da yeni müdür biraz değişik. Yalnız adamdan korkacaksın Sefer. Yalnız adam tehlikeli adamdır. Kaç gündür çimento bekleniyor. Hafta sonu çalışacaklar dedi. Kusura bakma. Peki abi senin için sakıncası yoksa müdürle bir de ben konuşsam. Benim için olmaz da senin için olur. Bana sorarsan hiç bulaşma derim. Şantiye işi böyledir. Düğün müğün dinlemez bazen. Erkan, oğlum ne arıyorsun? Kızım sen niye hazır değilsin hala? Abim çıkmadı ki odadan. Ben ne yapayım? Kravat takmak da suç oluyor. Bir kravat taktırmadılar ki. Allah Allah. Oğlum çık odadan, dışarıda bağlı kravatını. Hadi, hadi. İsmet nerede? Tuvalette. Tuvaletten çıkmadı ki beyimiz. Alo Sefer'im. Ne yaptın? Konuşabildin mi formenle? Konuştum konuşmasına Zaydam ama. Ama? İzin alamadın. Yani 3 gündür asfalt bekliyorduk. Asfalt gelince müdür de yarın çalışacaksınız dedi. Öğrenelim Sefer'im. Nasıl olsa alışık olmadığımız durumlar değil. Malzeme eksik kalır, iş aksar. Formenler, şantiye şefleri izin vermezler. Sonra çocukların gözü hep yolda olur. Sen haklıydın Zahiden. Ben verdiğim sözü tutamadım. Yok gülüm yok. Sen üzme kendini. Kahretme. Allah can sağlığı versin. Sonuçta bu işin kanunu bu. Ben usulünce Taner'le konuşurum. Durumu anlatırım. O zaten anlar. Taner'ime selamımı iletir misin? Sefer abini ilk fırsatta telafi edecekmiş der misin? Derim. Derim sen merak etme. Seferim şimdi misafirler geliyor. Benim onlarla ilgilenmem lazım. Tamam Zaydam konuşuruz. Burada mıydı yeri kızı? Taner. Sen ne oldu? Niye canı sıkı ya? Ha? Yoksa kanalını mı beğenmedin? Bence çok güzel oldu. Ya tamam hani yörük kızı değilsin ama çok güzel bir yörük gelin aldın. Yok. Çok güzel oldu. Yani ben de çok beğendim. Hatta tuhaf bir şekilde içim sardı sanki. Bütün hikayesi ruhumu sardı. Tabii burukluğu da öyle. Annem mi bir şey dedi yoksa? Yok yok. Maşallah. Halime teyze çok iyi. Ben sadece... Ne bileyim... Biz burada yalnızız Taner. Sadece annem var. Başka da kimsem yok. Aslında tam yörük gelinleri gibi değil mi? Annen de böyle gelin olmuş. Buraya geldiğinde annesi bile yokmuş yanında. Sadece kardeşi varmış. Annem mi anlattı tüm bunları sana? Gelinliği onarırken anlattı. İyi neyse ki bu sadece kına gecesi gelinliği. Yarın kendi gelinliğini giyersin. Hem Şimdi bak ne diyeceğim sana. Hı. Teyzenler de geliyor. Şimdi Ramazan'la Gülsüm öğretmen onları almaya gitti. Gerçekten mi? Evet. Yani gelebiliyorlar mıymış? Ya ben çok sevindim. Ya Alper Tunga'yı bile o kadar çok özledim ki. Ya Alper Tunga. Evet Alper Tunga. Ben de çok özledim. Annemle Ramazan mı gitti yani? He, ikisi almaya gittiler onları. Niye, ne oldu? Eyvah. Allah Ramazan'ın yardımcısı olsun. Niye Allah Ramazan'ın yardımcısı olsun ya? Ne var ki? Evladım ya, başka araba mı yoktu? O kadar misafir nasıl sığacak buna? Vallahi benim bir suçum yok öğretmenim. Ya Muammer amcamın arabası düğüncüleri almaya gitti. Süslü Badegül desen onun kasabanın içine saldılar. Babam desen zaten nerede olduğu belli değil. Bir tek bu kaldı. Ama siz merak etmeyin. Ben ufak bir ayarlamayla buna 20 kişiyi sığdırırım evelallah. Ay bari şu tabutu indirseydin ya. Ne işi var tabutun yanımızda? Olur mu öğretmenim? Bir cenazecinin olmazsa olması tabuttur. Ölüm bu yani. Nerede, ne zaman, nasıl geleceği belli değil. Hazırlıklı olmak lazım. Tövbe yarabbim. 007 Ramazan. Sen hep böyle bir çocuktun, biliyorsun değil mi? He, biliyorum öğretmenim. Bütün öğretmenlerin de şikayetçiydi senden. He, onu da biliyorum. Canları sağ olsun. Benim okul hayatım boyunca tek ayak üstünde duran öğrencim sensin. Onu da biliyorsun değil mi? Vallahi öğretmenim, benim de sizin gibi öğretmenim olmadı. Hakkınız ödenmez yani. Sayenizde maraton koşucusu gibi bacak kaslarım var. Taş gibi, taş. Yani beni buradan bıraksanız kasabadan işe koşarım bana mısın demez yani. Öyle iyi. Bilmez miyim? Bir keresinde ilçede okullar arası koşu yarışması yapılacaktı. Sen bizim okulu temsil edecektin. Hatırladım. Böyle ufak çaplı bir yangın çıkarttıydın da gidemediydik. Ne? Sen miydin o? Ben aylarca bu yangının sebebini arayıp durdum. Bana bak, hatırlat. Düğünden sonra velinle görüşeceğim. Velimle mi görüşeceksin? Görüşün öğretmenim. Allah aşkına aradan 20 sene geçmiş. Bu saatte sonra velimle görüşseniz ne olur? Velim nerede ben bilmiyorum. Sür arabayı, sür. Otobüs gelmiştir ya. Siz bir arayın istersiniz. Ne olmuş? Ha, doğru. Hah, alo Gülhancığım. Neredesiniz kızım ya? Son dakikada otobüsten mi indiniz? Ne münazarası? Ay son dakika münazara mı olur? Tamam. Biliyoruz. Alper Tunga özgür bir birey. Siz de özgür bireysiniz tabii. Tamam. Bundan sonra hepinizi özgür bıraktım. Azat ediyorum. Dön evladım ya. Gidin. Nasıl yani şimdi Alper Tunga gelmiyor mu? Yani öğretmenim konusu neymiş peki? Bir kere bizde de olduydu da çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir, çok konuşan bilir çıkmıştı ondan da iş yani. Sen hep böyle misin evladım? Of, çok gezen mi, çok okuyan mı bilmiyorum ama ikisinin de yalnız kaldığı kesin. Ne yapalım? Bizim sevenimiz de bu kadarmış işte Ramazan. Ya olur mu hiç öğretmenim yani? Biz varız, bizimkiler var, kasabalı var. Ya olmadı gönlüne tek tek dokunduğumuz öğrencileriniz var ya. Varsın özgür bir birey olmasın. Bizim ruhlarımız özgür. Hadi sür. Sürüyorum öğretmenim. Sür, şu kına gecesine geç kalmayalım. Doktor, lafa girmekte bu kadar zorlanabileceğin ne mevzu oldu ki? Bir deyiver hele. Yoksa bir kusurumuz mu oldu? Ya ama bir kusurumuz olduysa hiç çekinmeden söyleyebilirsin yüzümüze. Sen böyle durdukça bir endişe kaplıyor içimizi. Estağfurullah. Hiçbir kusurunuz olmadı. Hiçbir hatanız da olmadı. Hatta bu hikayede en masum olan sizsiniz. En çok canı yanan da sizsiniz. Nasıl yani? Hangi hikayede? üç bebeğiniz, kaybettiğiniz üç evladınız. Bu doğru değil mi? Evet, doğru. Doğru da sen niye sordun şimdi bunu? İlk ikisi evde doğmuş herhalde. Üçüncüsü için hastaneye gitmişsiniz. Öyle oldu. Öyle oldu tabii. İlk ikisi vefat edince üçüncü hamileliğimde sağlık ocağında bir doktor vardı o zaman. Bir de Azize ebe. Hastanede doğurursan belki yaşar bebeğin dediler. O zaman Muammer bir meclisteydi, yetişemedi. Babamla gittiydik şehirdeki hastaneye. Merkez hastanesi mi? He. 1985-86 yıllarında. Aralığın sonu gibi ya da ocağın ilk günleri. Aralığın 29'u. Ocağın ilk günleri falan değil. Hastane odasında bir takvim vardı, oradan biliyorum. Hani bu üstünde yayla resmi olanlardan. Dize kadar da kar vardı o senin kasabada. Cenazesini vermediler değil mi size? Sen bunları bu kadar nereden biliyorsun doktor bey? Nereden mi biliyorum? Çünkü o hikayenin diğer tarafında ben vardım. O karlı gecede, o şehir hastanesinde bıraktığınız bebek aslında ölmedi. Bir muammanın içine atıldı. İçinde kocaman bir bilinmezlikle yaşadı yıllarca. Bir yalanın içinde, tam göbeğinde. Sevgisizce yaşadı. Sorularla yaşadı. Gerçeği öğrendiğinde bazı sorulara cevap buldu ama bu sefer de yepyeni sorularla karşılaştı. Ben kimim? Nereye aitim? Benim gerçeğim ne? Annem babam nerede? Bu sorular getirdi onu. O bebek şimdi büyüdü. Tam karşınızda duruyor. O bebek benim. O karlı gecede, o hastane odasında, o yayla resimli takvimin altında sizden koparılan bebek. O bebek benim annem. Kenan Bey oğlum. Kenan Bey oğlum, iyi misin? Nereye daldın öyle? Onca şeyi nereden biliyorsun diye sorduydum Muammer emmi. Ben çocuğunuz yaşıyor. Olabilir. Yani ben onu söyleyecektim. Bunu size söylemem ne kadar doğru oldu bilmiyorum. Özür dilerim, ben müsaadenizi isteyeyim. Bir dakika oğlum, bir dakika. Ya, ne demek yaşıyor olabilir? Sen ne diyorsun Kenan Bey oğlum? Ben kafanızı karıştırmak istemezdim. Ben hiçbir şey söylemedim, farz edin ne olur. Ya nasıl farz edeyim? Ya sen benim içime bir ateş attın şimdi. Kokusunu bile duymadığım, yüzünü göremediğim evladım yaşıyor diyor sen bana. Ya ben nasıl bir şey demedim farz edeyim? Kusura bakmayın, ben tam araştırmadan böyle pat diye. Ben bir şey öğrenince size mutlaka söyleyeceğim, söz veriyorum. Ben müsaadenizi istiyorum. Kenan Bey, ya ne biliyorsam anlatsana. Muammer bir şey söylesene. Hani teyzemler nerede? Nereye gittiler? Neredeler? Eve mi uğradılar? Acele işleri çıkmış, haber edememişler. Yani düğüne gelemiyorlarmış. Nasıl yani? Ne demek düğüne gelemiyorlarmış? Ne işleri çıkmış ki? Alper Tunga filozof olacakmış yenge. Filozof yarışmasına katılacakmış. O ne lan öyle? Alper Tunga felsefe münazarasına katılacakmış da hep beraber oraya gitmişler. O ne demek öğretmenim ya? Hayır ya, münazaraya katılacak başka zaman mı yokmuş he? Bence de öyle evladım ama işte o kadar davet ettim, dinletemedim. Ne yapayım? Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Bravo. Gerçekten bravo. Yarın benim düğünüm var. Ben evleniyorum ama benim akrabalarımdan hiç kimse yok yanımda. Öyle mi? Hepsine bravo. Dilek. Evet, hepsine için. Dilek, ya Dilek. Ya sen ağlıyor mu ya? He? Ya ağlama, kurban olayım ağlama. Bak sil gözyaşını hadi ya. Vallahi aşkına bak çok üzülüyorum ben de ya. Hadi ağlama ya. Çok üzüldüm. Kurban olayım ya, sil gözyaşını. Dilek, ne oldu sen niye ağlıyorsun? Yok bir şey Asuman. Bak Taner, sen kızı üzecek bir şey mi yaptın yoksa? Bak düğün öncesi canını sıkacak bir şey yaparsan eğer vallahi fena hesap sorarım sana o göre ha. Ya yenge ben Allah aşkına Dilek'i üzecek ne yapacağım ya? Akrabaları gelemiyormuş. Ondan işte üzüldü biraz. Ya bunun için hiç ağlanır mı? Ya bugün senin ne mutlu günün. Ya hadi toparlan biraz. Sıkma canını. Ha? Ya nasıl sıkmayayım Asuman? Yine hayatımda güzel, mutlu bir şeyler oluyor ve... yanımızda hiçbir akrabamız yok. Yani bir annem var, bir de ben varım, o kadar. Hepsini geçtim. Babam yine yok. Yani yine biz bir başımızayız. Üniversite yıllarında da böyle olmuştu. Atandığım zaman da. Neyse ya. Neyse işte, galiba hiçbir zaman tam mutlu olamayacağım. De biz varız Dilek. Aynen öyle. Hem biz erkek tarafı değiliz ki. Biz kız tarafıyız. Biz senin için buradayız. Hem bizim varlığımızın senin için hiç önemi yok mu? Hı? Azıcık bakayım şöyle sen. Şş. Bana bak. Biz kan kardeş değil miyiz seninle ha? Bak kardeşlerim burada. Hı? Hadi sil şu gözyaşlarını. Boşa götürme. Vallahi akşam kına yakılırken lazım olacak. Ben sana söyleyeyim. İyi ki varsınız. Amcaoğlu Dilek yenge niye bu kadar büyük tepki verdi ki? He? Alt tarafı teyzesi gelmeyecekmiş yani. Ne var ki bunda bu kadar büyütecek? Ya teyzelerine değil de asıl babasının yokluğuna çok üzülüyor ya. Hadi ya. Yani. Vallahi haklıymış amcaoğlu ne diyeyim? Haklı tabii oğlum. Ya insan ne yaşarsa yaşasın hayatının en mutlu gününde babasının yanında görmek ister. Değil mi? Topladın biraz bari. Ya işte sağ olsun Cemile yengemle Asuman biraz güldürmeye çalıştı da yüzünü artık ne kadar gülerse. Ya amcaoğullarım ne diyeceğim size ya? Bu babasını acaba bir 15 dakikalığına da olsa düğüne getirme şansımız var mı? He? Her böyle özel günler falan oluyor ne bileyim böyle izin verdikleri zamanlar falan oluyor öyle bir şey. Vallahi bilene sormak lazım amcaoğlu. Ben içerideki işleyiş nasıl bilmiyorum da. Ben ne desem yalan olur şimdi yani. Ya amcaoğlu ya ne yapmamız gerekiyorsa yapılsın. Bak bu düğün Dilek'in hayatının en mutlu anı olacak ya. Ya o fotoğrafta babasının eksik olmasını ben istemiyorum. İstemiyorum ya bir şeyimizde hakikaten tam olsun ya eksik olmasın ha. Tamam amcaoğlu sen sıkma canım ya. Şu kınayı bir alnımızın akıyla bir geçelim. Ondan sonrasını hallederiz inşallah ya. Değil mi? İnşallah. Sıkma canım la. İnşallah. Köpek ya. Muammer, ben kafamdan atamıyorum, içimi yiyor. Sence yaşıyor mudur bebeğimiz? Cevahir kurma döndü. Eğer yaşadığına inanırsak, yani bu da hakikat çıkmazsa bizi hiç kimse toparlayamaz döndü. Hele beni hiç kimse toparlayamaz. Öyle deme Muammer. Doktor bey her şeyi biliyor. Ya bilmese değer miydi hiç? Durup dururken neden böyle bir şey söylesin bize? Belli ki araştırmış, söylediği her şey esaktı. Döndü. Evladınız öldü diye bize koskoca hastane yalan söyleyecek değil ya. Bak belli ki o zamanlarda o hastanede bir şeyler yaşanmış, bir şeyler olmuş. Doktor Kenan Bey de bunun için soruyor. Yani bir şeyler duymuş olmalı. Bebeğimin yüzünü bir kere görseydim, kokusunu bir kere duysaydım şimdi alırdım kokusunu. Veysel'imi götür benden fesah fesah uzaklara, kokusundan bulurum ben onu. Ama üçüncü evladım, kokusunu duyamadığım evladım, yüzünü göremediğim tek evladım. Hem Muammer, yaşıyor mudur sence? Döndü, Allah bilir, Allah bilir. Hadi ya, toparla kendini, bak kına da kimse seni böyle görmesin ha. Kimseye de bir şey deme. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Kaşları senden rastlı. Bana bakın ortak, gözünüzü dört açacaksınız. Öyle torpilmiş, kız kaçırmaymış, maçırmaymış olmayacak. Vallahi sen kaçırmazsa olmaz zaten Ramazan abi. Ne gülüyorsun lan? Zobor. He? Vallahi var ya topuğundan torpili salarım, yemin ediyorum var ya soluğu uzayda alırsın. Şişt, hareketlerinize dikkat edin. Dağılın, kontrol edin, gidin hadi. Hadi bakalım, hadi gitsin oğlum. Gel gel gel. Denetleyin, hadi. Ne yapıyorsun oğlum burada? Hadi gelinle damat gelecek, organ başına hadi. Hadi oğlum hadi. Ve işte o büyük an. Hepimizin bu anı beklediğine eminim. Şu an için ne hayaller bu. İnsan belki de dünyaya böyle anlar için gelir. Böyle mutluluk anları. Bozkır'ın hikayeleri çoğu zaman buruktur. Çoğu zaman yarım. Ama bu gece bir gol attık bu boz topraklara. Bir gol attık bütün talihsizliklerimize. Ama bu gece biz gol attık bütün kaybedişlerimize. İşte bu büyük gecenin mimarları. Sevdasından hiçbir şekilde vazgeçmeyen aşıkları. Bu büyük gecenin gerçek aşıkları. Gerçek aşk dediysek, belki burada bir durağı. Bana sorsalar gerçek aşk ne diye, ben Veysel'de, Cemile'de, Zahide ve Sefer'de. Ve Dilek'le Taner'de. Evet. Karşınızda gelinle damat. Geliyor. çok güzeller değil mi Halime abla? He. Öyle Gülsüm. Döndüler mi? Kaybettiğiniz üç evladınız. Bu doğru değil mi? Evet doğru. Doğru da sen niye sordun şimdi bunu? Çocuğunuz yaşıyor. Olabilir. Elçin. Ne arıyorsun burada bir başına? Ben... içeride işler vardı da onları... İyi misin sen? Yüzün düşük gibi sanki. Yok iyiyim. Gına gecesi var ya, ondan üzünlendim herhal. Yüksek tepelere söyleyecekler şimdi. Olsun. Taner'imizi evlendiriyor. Şimdi gözler bizi arar. Kalk şöyle bir sallanalım da el alem yenge görsün. Görsün eltim, görsün. Hadi kalk kız. Abla, hani daha hazırlanmamışsın. Kınaya gelmiyor mu? Yok, ben gelmeyeceğim Zeynep. Sağlık ocağında işlerim vardı, onları halledeceğim. Yok artık, cidden mi? Halime teyzeye ne diyeceksin? Hiçbir şey. Ya zaten benden dolayı bir sürü tatsızlık yaşandı. Şimdi yeni bir tatsızlığa daha hiç gerek yok. Yani en iyisi hiç gitmemem. Bak sen al bunu, benim yerime takarsın. Biri bir şey sorarsa da nöbeti varmış dersin. Of. Ne diyeyim abla? Sen de haklısın. Dediğin gibi olsun. Kenan Bey, siz misiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Gidecek yer bulamadım, buraya geldim. Sen? Hayırdır akşam akşam? Ben de ne yapayım? İşte ufak bir işim vardı da onu halletmeye geldim. Beni boş verin. Asıl siz ne yaptınız? Yeni bir şey öğrenebildiniz mi? Bir gelişme var mı? Yoksa onlar mı? Gerçekten döndü teyze ve Muammer amca sizin gerçek anne babanız mı? Her şey uyuyor. Tarihler, hastane adı, mevsim şartları. Daha da önemlisi babam. Yani babalığım, ölmeden önce bana gerçekleri anlatırken bir kadından bahsetmişti. Babasıyla gelen, kocası yokmuş yanında. Muammer amca, yani işte o gece işi varmış, gidememiş. Döndü teyze, babasıyla gitmiş hastaneye. Bugün aynı şeyi döndü teyze de söyledi. Yani Yani babasıyla gittiğini. Yani Elif hiçbir soru işareti kalmadı. Benim gerçek ailem bunlarmış. Bu çok... Ne bileyim bu... Çok inanılmaz bir şey bu Kenan Bey. Yani siz şimdi Döndü teyze ve Muammer amca... Siz Veysel'in abisisiniz. Peki onlar biliyorlar mı? Onlara bahsettiniz mi? Ya bahsetmedim. Ya dilimin ucuna kadar geldi ama bahsedemedim. Bu çok garip bir şey. Yani ben sizin oğlunuzmuşum. Yani diyemedim. Bir şeyler geveledim. Saçma sapan oğlunuz yaşıyor olabilir falan dedim ya. Ben şimdi ne yapacağım Elif? Bu kadarını söylediyseniz artık bilmeye hakları var. Eğer isterseniz yani sizin için daha kolay olacaksa onlarla ben konuşabilirim. Şimdi olmaz. Yani ben hazır değilim. Bu çok garip. Kendimi toplamam lazım. Hazır olduğumda ben konuşacağım. Elif, bu aramızda sır olarak kalsın, tamam mı? Tabii. Ben konuşacağım. Boşa bakma kızım kapıya. Kapıya baktıkça üzüntün artar. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan kuşlara malum olsun. Şşt! Lan! Ne yapıyorsunuz burada? İn lan aşağı, in! Kız sen ne yapıyorsun burada? Aa! Şişt, ne var o? Elindeki mi? Ver şunları, ver. Yürüyün gidin lan, yürüyün gidin. Allah Allah. Erkan, neredesiniz oğlum siz? He? Hani denetleyecektiniz oğlum burayı? He? Hadi yürüyün gidin. Siz gidin arkaları denetleyin. Hadi, hadi. Şişt, sen benim dediklerimi getirdin mi lan? Ya ayıp ettin Ramazan dayı. Hepsi çantanla bak. Aferin la. Sen bana tam ortak oldun ha. Vallahi ortak. Hadi bakalım. Şişt. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Kız vermesinler. Aşkım memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan ve kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı. Hiç. Ya ne öreyim? Oturuyorum işte. Ya ama oldu mu şimdi? Ben anaların sultanını bilmez miyim ya? Ha? Güzel hanım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hı? Kanada tatsızlık falan mı yaşandı? Ne oldu? Yok. Kanada bir şey olmadı da. Şimdi doktor bey geldi bugün eve. Bir takım garip şeyler söyledi. Ne gibi garip şeyler? Yani şimdi hastanede doğurdum bebe. Sana büyüğün. Abi işte. O yaşıyor olabilir dedi. Doktor. He. Doktor mu söyledi onu? Galiba araştırmaları devam ediyormuş. Ben daha araştırayım dedi gitti. Ha, ne diyorsun ya? Bildiğin saçmalamış adam. Ya bana 30 sene olmuş, o niye eski defterleri açıyor ki şimdi? Ne bileyim oğlum. Cenazesini uğramadık ya, orada kaldı. Yıllardır içimde bu düşünce... Ya içimde bu ukde kaldı işte. Analığıma yordum hep, kimseye bir şey diyemedim. Ya doğruysa Veysel ha? Ya abin yaşıyorsa? Ya güzel hanım Allah aşkına. Veysel'im kestirip atma hemen öyle. Ya ne olur biz de peşine düşsek, araştırsak ha? Ne olur ne kaybederik? Seni kaybedersin. Böyle şeyler çürüdür insan. Sen Necmiye teyze hatırlıyor musun? Kadına bir umut verdiler. Kadın son nefesine kadar kapı eşiği gözledi. Kadının günahı, sen söyledin hatta. Sen demedin mi ya kadının günahına girdiler diye o zaman? Dedi. Bak şimdi o doktor da senin günahına giriyor. Anam, ben buna izin vermem. Ben senin böyle acı çekmene izin vermem buna. Kaç sene olmuş bak, 30 küsur sene olmuş. Yaşıyorsa bilirdik. Bir şekilde çıkardı ortaya, çıkmadığına göre. Anam, kapatma yüzünü. Kapatma yüzünü. Tamam. Yok sana kurban olayım be güzel hanım. Oğlum. Tamam mı? Anlaştık. Hadi oturma burada çok tek başına. Hı? Tamam. Kenan neden telefonlarını açmıyorsun oğlum? Lütfen bir konuşalım. Ay şunun gülüşüne bak, gülüşüne. Kurban olurum ben sana. Ya bak ne kadar şirin, bak bak bak. Ya bak bir de cevap veriyor sana. Yağmur Hanım, sen ne demek istiyorsun bakalım bize aşkım? Ay güzel kızım benim. Anama yardım edin diyor. Ne diyecek başka? Ya vallahi benim bebeğimi buldunuz. Bütün işi benim omzuma yıktınız ha. Vallahi kusura bakma Cemile. Sen bu güzelliği her gün seviyorsun. Bırak da bir gecelik biz sevelim ya. Evet. Bir dur. Biraz sevelim. Değil mi Yağmur? Değil mi teyzesi? etmek nasıl yakıştı sana anlatamam. Yarın da düğünün var. Artık 2 seneye kalmaz. Kendi bebeğinizi alırsınız kucağınıza. Ablam ya, niye zahmet ettiniz? Ben yapardım yataklarınızı. Ben yapardım diyor işte kadın. Senin yarım saatte iş yaptırıyorsun bana. Ya yok be abla, ne olacak? Düğün önce sana iş mi çıkartacağız bir de ya? Sen git yat, Allah rahatlık versin. İyi geceler, hadi yarın görüşürüz. İyiyim hadi, hadi. Allah rahatlık versin. Sağ ol abla, iyi geceler. Yat uyu, yat uyu. Yat. İş bana bak, Veysel nerede lan? Nerede olacak? Tuvalet ayağını işten kaytarıyor beyefendi. Ya arkadaş, ben kendi evimin dışında başka yerde rahatlıkla tuvaletimi yapamayacak mıyım? Ne oldu lan? He? Ne bu hal? Erkan tuvaletten çıkmıyor mu? Doğru amcaoğlu bak. Ramazanların evde Hüseyin amcam neyse anda bizim evde Erkan odur. O yüzden biraz sıkacaksın, tutacaksın kendini, sık. Vallahi var ya, krallara layık oldu amcaoğlu. Para atsan sikir buna. Anlat bakalım. Yarın düğünün mü var la senin? He? Damat köpek seni. Damat köpek ya bu. Uzun, yakışıklı, pijamalı. Damat tamam. Tamam lan, tamam dur bir dur. Tamam vurmayın şimdi Allah Allah. Bak. Şimdi vurmayın diyor. Yarın gece nasıl olsa vurursunuz diyor bak. Ya tamam köpek bu. Seni de evlenirken göreceğiz Ramazan evinde. Aa böyle vuracağım ben de sana. Allah'a şükür benim öyle dertlerim yok amcaoğlu. Oraya lan. Niyesi var mı amcaoğlu ya? Vallahi kaç zamandır gönlümüzde ne varsa kasabalıya naklen yan yapıyoruz. Yani bu saatten sonra bizimki imkansız bir amcaoğlu. Niye imkansız olsun lan? Allah Allah. Bana bak, imkansız olsa bizimkisi olurdu. Bak ben yarın Dilek'le evleniyorum. Ya ben çocukken kurduğum hayal bak yarın gerçekleşiyor ya. Hayır sizinki niye imkansız olsun? Sen kızı seviyorsun. Kız seni seviyor. Ya sevdiğin kız gözünün önünde. Ya tamam hani bir takım talihsizlikler yaşanmış olabilir. Bir takım sıkıntılar yaşanmış olabilir. Önünüzde engeller var eyvallah. Ama bak bugün olmazsa yarın olur. Yarın olmazsa öbür gün olur. Ya illa bir gün olur amcaoğlu. Eğer sen inancını yitirmezsen illa bir gün olur. Hiç. Ben bu su içeyim amcaoğlu. İç hadi iç. İç bakayım. Şu Erkan'a bir bakayım ya. Sen bir bak hadi Erkan. Sen Erkan'a vallahi kapıyı kıracağım şimdi. Vallahi kapıyı kıracağım şimdi. Onlarla nasıl yatacaksın? Sıkı sıkı bağla. Çalmaz, hiçbir şey olmaz merak et. Hadi yatalım artık. Yarın büyük gün. Yorulacağız biraz. Zaten yorulmuşum vallahi. Hayırdır Cemile? Veysel mesaj atmış. Çendergillerin evde tuvalet doluymuş. Kahveye gidiyormuş. Ah canım ya, kurban olurum. Ya bir de var ya, rahat edeyim, Ramazangillerde kalmayayım. Tanergillere gideyim yatma ya. Hani rahat rahat tuvalete girerim dediydi. Anlaşılan işe yaramamış. Kızlar. Bu şey var ya hani, mezarcı İlyas'ın kızı. Yani Asya'ya mı diyorsun? Hı? O mevzu ne tam olarak yani? Ramazan'a gerçekten vermişler mi kızı? Yani Asuman. Ya... Hüseyin amcayla Günşil yenge öyle kendi kendilerine gitmişler, kızı istemişler, onlar da vermiş. Ama Ramazan'ın asla gönlü yok, kesinlikle istemiyormuş, kimseyle evlenmem demiş. Yani Asuman, peki sen ne düşünüyorsun? Yani ne olacak bu böyle sizin haliniz? Ne var aklında? Ben Ramazan'ı hak etmiyorum ki Dilek. Yani Ramazan benden daha ilerini hak ediyor. Dilek, ne diyeceğim ya, bir battaniye var mı fazladan? Gece sokulur ya, yağmur üşümez. Var. Ben hemen içeriden getiriyorum. Yağmur üşümesin, bir battaniye getireceğim şimdi. Olsun Sefer abi. Uyumamışsın daha. İyi misin? İyiyim kardeş, iyiyim. Uyku tutmadı ama uyurum birazdan. Aile özlemi mi vurdu gene abi? O özlem hep içimizde var kardeş. Ama bu sefer durum biraz farklı. Taner'in düğünü var. Biz burada kaldık. Sözde Zahide'me söz vermiştim. Sana gurbetlik duygusu yaşatmayacağım diye. Sıkma canını abi. Gelip geçer bu günler. Ekmek derdi bu. Herkes anlar halinden. Zahide yengemiz de anlar. Zaten Zahide'mi kahrettiği yok da. Benim gönlü güzel Zahide. Vakti hiçbir zaman gülmeyen Zahide. Anne? Ha, anne iyi misin sen? Sen niye tek oturuyorsun burada? Yanımıza gelseydin ya. Ya ben öyle dalmışım gitmişim işte. Hem benim gençlerin arasında ne işim var? Olur mu hiç? Sen de gençsin. Hem sen benim en güzel yanımsın. Canım benim. Demek ki yuvadan uçup gidiyorsun ha. Anne. Sen kırılmıyorsun değil mi bana? Aa. Yani ben de bırakıp gitmek istemezdim seni ama ne bileyim her şey bir anda oluverdi. Yani gördün sen de. Gidiyorsun da ne oluyor kızım? Bu kapı senin kapın, her zaman gelebilirsin. Evlendiğin için gelemeyeceksin diye bir kaide mi var? Aşk olsun. Ben sana böyle bir şey için hiçbir zaman kırılmam Dilek. Eğer bu ilişki biraz daha uzayacak olsaydı ikiniz için de iyi bir yere gitmeyecekti. Bir iş iki ileri bir geri gitti miydi ben de şalter atıyor. Netlik seviyorum. Başladığın işin arkasında duracaksın. Öyle. Tamam anne. Bundan sonra her şey net olacak. Sen hiç merak etme. Taner'le birbirimizi hiç bırakmayacağız. Söz. Hatırlıyor musun? 7 yaşındaydın. İlkokul müsameresinde bütün sınıfa gelinlik giydirmiştik rengarenk. Unutmak mümkün mü? Ramazan eteğime bastı diye bütün günüm ağlamakla geçmişti. Sonra bir de ses sistemi bozulmuştu. Ha, Allah'tan Taner tamir etti de kurtardı bizi. Ya. Aslında o zamandan belliymiş. Yani mucit olacağı. Ya o günlerden bugünlere. Ya. Kendi gelinliğini giyip belli duvaklı çıkacaksın bu kapıdan. Keşke baban da olsaydı. Anneciğim. Sen bana hiçbir zaman babamın eksikliğini hissettirmedin ki. Sen varsın ya. O yeter bana. Canım benim ya. Seviyorum seni. Sen hep mutlu ol. Hadi kalkın kalkın bak bugün uyuma günü değil düğün günü, hadi kalkın Allah aşkına, hala yatıyorsunuz ya. Ne oldu amcaoğlu, ne oldu, taşlar mı düştü gene gönül dağından, taşlar mı düştü, ne oldu? Düğün başlıyor, düğün bak bugün düğün var. Ya amcaoğlu Allah aşkına susturun şu davulu ya, 5 dakika daha ne olur, hadi 5 dakika tamam. La hadi ne 5 dakikası, hadi kalksana lan, hala 5 dakika diyor, bak bir sürü iş var daha, gelin arabası işi var, ciritçiler gelecek, bir sürü iş var, hadi kalkın lan. Ya amcaoğlu merak etmeyin, gelin arabası işi bende ya, rahat olun siz, bende o iş, tamam bitti hadi. Ciritçiler, ciritçiler. Dedemin misafirleri gelecek lan ciritçiler. Kalk hadi. Ya Ramço hadi kalk. Alo. La uyan hadi. Allah Allah. Ya nasıl bir uyku bu arkadaş ya? Taner. Ya Ya gülüm hala hazır değil misiniz ya? Ya yapılacak bir ton iş var. Ya var abla, ben de onu diyorum da kalkmıyor ki. Baksana kalkmıyor. Yat uyudu kalkmıyor. Bu kalktı. Veysel. Bu kalktı. Ramazan. Yoş. Uyan uyan. Ramazan. Ramazan oğlum kalk hadi ya. Bak, kalk. Ya Ramazan kalk, bir ton iş var. Ramazan. Ramazan. Heh. Kalktım şu an. Heh. Ha iyi tamam. Ya Veysel. Ya Veysel. Kalk artık. Kalkmayacağım. Getir. Allah Allah. Ya vallahi sıkıldım. Sizin amcaoğlunuz evleniyor size. Hadi kalk Allah aşkına. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi götür. Sıkılarla la sıkılarla. Geldi ikiniz. 234 Taner ve amcaoğulları. Bayraktar Rıfat emir ve görüşlerinize hazırdır. Ne oldu la, bayraktar mı oldun sen? Neden? Bugün çünkü sınıfımızın iki parlak öğrencisi 234 Taner ve Dilek Akgün'ün düğün günü. Onlar da benim sınıf arkadaşlarım olduğuna göre dolayısıyla gönüllü bayraktar oldum. Tabii. İyi sağ ol Rıfat, sağ ol. Eyvallah. Abla ben de alabilir miyim? Ne olmuş da buna? Ne bileyim, kafasını keçi süslü herhalde bunun. Bak amcaoğlu sen şu Selami'yi organize et. Gözünü seveyim, akşam bir sıkıntı çıkmasın. Ona söyle, en az 3-4 tane güzel şarkı istiyorum, tamam? Ramço bana bak, sen de gelin arabası işini hallet, tamam? Ciritçileri de karşıladım. İş tamamdır. Ben de bir kuaföre gideyim, bir de Münir Başkan'la görüşeyim şu Dilek'in babası için. Tamam. Hadi amca var. Hadi seveyim. Tamam. Siz de tamam, hadi tamam, siz de. Biz de. Hadi, tamam, hadi. Tamam, yürü. Sefer abi, niye duruyorsun buralarda? Taner'in düğünü varmış. Yetişsene. Bak gençler, dalga geçmenin sırası değil şimdi. Hadi bakın işinize. Ne dalga geçmesi abim benim? Müdürle konuştuk. Biz senin işleri halledeceğiz. Hep beraber sana izin aldık. Al bizim arabaya, yetiş düğüne abi. Hem Zahide yengemize sürpriz yaparsın. Ne diyorsunuz ya? Zahide'ye sürpriz mi yapar? He. Hadi abi geç kalma, gelin almaya yetiş. Hadi hadi hadi. Evet la, ben acele edeyim biraz. Hadi, hadi. Zahide'me sürpriz yapayım ha. Hadi abi. Dur la dur, bir cüzdanımı alayım durun. Seyfettin. Seyfettin. Ya Seyfettin, benim çok acil Münir Başkan'la bir görüşmem lazım ya. Tamam, bana söyleyin, ben ileteyim başkanımıza. Yok, sana söyleyemem. Ya özel bir mevzu. Benim bizzat kendim söylemem lazım. O yüzden sen bir arasan da, eğer müsaitse ben bir görüşeyim. Hadi Seyfettin, hadi gözünü seveyim ben. Tamam. Merhaba başkanım. Taner Kaya burada, sizinle görüşmek istiyor. Yok, ben söyledim zaten ama sizinle özel görüşmesi gereken bir konuymuş. Çok özeldi, ne diyor? Anladım. Tamam başkanım. Çok önemli diyor karşımda bana şey. Anladım. Tamam. Yok. Tamam anladım başkanım. Tamam. Ben ileteceğim. Çok Taner meşgulüm diyor. Yani diğer vatandaşlar gibi ne söyleyecekseniz bana söyleyin. Ben ileteyim başkanıma. Seyfettin, hakikaten çok mühim bir konuydu ya. Lütfen. Vallahi ben de aranızda kalıyorum bu küslükten. Ben de çok sıkıldım ya. Ama yani ben ne yapabilirim ki? Ne yapayım yani? Yine elimden gelen ne varsa ben yardımcı olmaya çalışırım. Ne olur ya? Kendim için değil, Dilek için ya. Dilek için istiyorsun. Heh. Selam, ne haber lan? Sahneye çıkacaksın değil mi düğünde? Sahneye çıkamam, oraya geleni göbek boya atarım ya. Şov devam etmeli yerse. Sahneye çıkamam. En fazla gelir 2 göbek atarım. Adeta şov devam etmeli dercesine diyor. Oğlum senin sesine ne oldu lan? Sen niye bakmıyorsun oğlum kendine? Yok. Aslı şey yapalım falan. Güzel ha. Ben söyleyeceğim sana. Bir dakika. Hadi sizi kızıyor ya. Olmaz diyor. Nasıl olmaz diyor? O kadar şey anlattı, konuştunuz o kadar. Olmaz mı de sadece? He. Bir de sen bunu nasıl anlıyorsun Allah aşkına ya? Aşkımızın bir lisanı var tabii kendimize göre. Yani ben anlamayacağım da kim anlayacak? Ya istemez miyim amcaoğlu, geleyim sahneye tozunu dumanını attırayım. Ama sesim soluğum kısıldı işte ya. Adeta ses tellerime pranga vuruldu diye. Tamam dur. Tamam senin konuşmaman hepimiz için daha hayırlı. Onu anladım da. Şimdi biz ne yapacağız? Amcaoğlunu en mutlu gününde şarkıcısız mı bırakacaksın? Ne olacak şimdi? Yormancı varsa gel. Beni diyor beni. Hani benim de sesim güzel ya, Kerim bunu mu söyletin diyor. Öyle diyor. Tamam onu bir şekilde şey yaparız ya Keriman. Biz bir şeye bakalım. Biz o şekilde bir şekilde yaparız. Siz de çok şey yapmayın. Hadi. Ya ben söyleyeceğim. Ya bunlar nerede kaldılar ya? Allah Allah, ciritlerini bulamadılar, ne yaptılar? Kimse de yok orada. Kim lan o? Ha! Enişte beyimiz de buradaymış. Ben dedim abi size. Eniştemiz babamızın sözünden çıkmaz dedim. Vay! Şu takım elbiseye bak, babamızla konuşmayı bekliyor. Enişte menişte ne diyorsunuz la siz? He? Hadi basın gidin, işimiz gücümüz var kardeşim, hadi lütfen. Yoo, seni almadan gidemeyiz. Babam seni bekliyor, hadi yürü. Ya ne yürümesi kardeşim? Bizim işimiz gücümüz var diyorum ya, düğünümüz var, misafirler gelecek, anlamıyor musunuz siz? Uzatma dedik enişte. Bizim de düğünümüz var, halden anla. Babam sana bir teklifte bulunmuş, geleceksin cevabını vereceksin. Ne teklifi ya? Ben cevap verdim babanıza. Kasabanın ortasında haykırdım. Ben kimseyle evlenmeyi düşünmüyorum dedim. Gidin böyle söyleyin babanıza. Allah Allah, hala gelmeyeceğim diyor ya. Abi, babasını vuralım. O çok olur. Ne? Ha? Yok yok. Ne diyorsun lan sen? Çakal. Kimin babasını vuruyor? Ha? Ne öğreceksin lan? Dövecek misiniz? Gelin lan. Gel. Hadi gel. Gel döv. Haydi. Gelin lan. Ne yani sen şimdi bizde gelmiyor musun enişte? Bak hala enişte diyor ya. Gelmiyorum. Gelmeyeceğim. Gelmek istemiyorum kardeşim. Öyle diyor. O zaman... Yakala. Al 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 al. Yakala. Al 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 al. Gel al 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 al. Abi. Abi kaçma! Buyur, buyur. Tut! Tut! Ambulans! Sürüyor! Abi son durumdayım! Abi! Oo, buyurun beyefendi, böyle oturun, düğün yemeğimize. Yavrum, gir! Gir! Sen... Gel! Geç oraya, iyi. Ya kaçırdım gel şuraya otur. Şuraya otur. Gel bu tarafa gel, bu tarafa. Çabuk dağıtın. Oraya da götür. Hadi bakalım. Gel. Hepsini getir. Getir buraya git. Hadi dağıt gel. Çabuk. Otur ultü kaçırdık adam. Dünür hoş geldin. Gel böyle otur yemek yiyin. Hoş geldin Musa abi. Vallahi ne iyi ettin. Gel şöyle otur ya. Gel Allah aşkına şöyle gel, otur. Buraya otur. Daha rahat edin. Gel buraya otur. Allah Allah. Ya orayla buranın ne farkı var? O düğün başka düğün mü? İşte adam mesmursuz olunca böyle mesmursuz konuşuyor. Mesmursuz. Allah aşkına ben sana bir soru sorayım. Sen bu masanın örtüsünü en son ne zaman değiştirdin? Bana onu söyle. Her yemek yendikten sonra biz bunları değiştiriyoruz. Ya nasıl masanın üstünü değiştiriyor görmüyor mu? Ya ta masanın altına geçmiş ya. Sandalye gres yağı gibi olmuş. Allah aşkına bana konuşma ya. Nereye çıkardın gres yağı? Gres yağı gibi olmuş. Gres yağı. Ne oluyor bitirin? Ne arıyorsunuz siz? Düğün günü. Dua et ameliyatlıyım. Senin o mesmursuz ağzını kapatmayı bilirim. Sandalyenin gavur tarafıyla. Neyse Musa abi sen buyur gel kusurumuza bakma bize. Benim zaten dişimde de biraz problem var ona da bakmış olun ya. Gel diyor Dünür. Musa abi gelsene lan şuraya. Dünürüm gel buraya. Daha iyi diyorum ben sana. Bakmasandır. Taner abi, gel. Oğlum Selim gel ya. Nereye gel ya? Gel abi. Ya oğlum oynayın. Gel oynayın. Oğlum oynayın işte. Amcaoğlu ne yaptın? Konuşabildin mi başkanla? Ya yok, yanına bile yaklaştırmadı ya. Niye ya sen? Bugüne bugün damat adamsın. He? Niye kabul etmedi oğlum seni? Ya ne bileyim amcaoğlu ya. Senin aldın Selam işini. Sesi kısırmış. Ne olmuş? Sesi yok. Ne yok? Lan sesi kısılmış. Ne kısılmış lan? Sesi hiç yok. Kısılmış. Ne yapacağız? Ya vallahi bilmiyorum da bulacağız bir çaresi. Asuman'a bir sorarız Asuman'a. Evet, tamam. Ramço nerede? Ramço şeyde ya bu gelin arabasını halledecekti. Bir de çiftçilere getirecekti. Gelin herhalde birazdan. He iyi bari o bari işini halletsin de. He biz de gidelim Asuman'la konuşalım uygun bir vakitte. He tamam. He hadi bakalım. Ya kardeşim bırakın, ne biçim adamlarsınız siz? Bırakın ya! Dur! Kardeşim bir bırak! Bırakın! 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 Bırakın lan çocuğu. Ha yaşa ya İlyas dayı, gözünü seveyim ya. Ya bunlar beni aldılar getirdiler vallahi. Benim işim gücüm var. Belki de ciritçiler geldi yani. Benim acil çıkmam lazım. Kusura kalma. Şişt, hele beni bak yeğenim. İyi ciğer iş nasıl olur biliyor musun? Bak. Şişe bir ciğer takacaksın. Bir kuyruk yağ takacaksın. Bir kuyruk yağ takacaksın. Bir ciğer takacaksın. Bunun usulü budur. Anladın mı Pelivan? Anladım. Anladım İlyas dayı da bu bana neyi anlatıyorsun ben onu anlamadım yani. Hayır yani subliminal olarak kızımla eğlenmesin, ciğerini şişlerim diyorsan benim kimseden korkum yok. Yani zaten benim ciğerim delinmiş ya delineceği kadar. Şişleme mişleme yok Pelivan. Ne şişlemesi? Sen geleceksin diye bak ocak kurdurdum. Gel otur. Hem ciğer yiyek hem de sana bahsettiğim konuyu bir konuşak şöyle. Dayıcığım benim karnım tok. Ben aç değilim. Yani bu ettiğin teklifle alakalı da benim zerre miktar fikrim değişmedi. Ben kızınızla evlenmek istemiyorum. Bunu da sana söyledim. Ayrıca bir kızınıza bir sorun ya. Yani belki bir sevdiği vardır, bir şey vardır. Yazık günah ya. Şşş. Öyle diyorsun ha? Sen şimdi evlenmem diyorsun yani. Hı? Ha. Yani istemiyorum. Evlenmek istemiyorum ben. Hiçbir şekilde. Böyle bir düşüncem yok bu ara. İyi. Ha. Peki. Ha. Sen bilin. Madem öyle, git o zaman Pelivan. Ne diyorsun baba sen? Bu adam bacımızın adını çıkarttı bütün kasabada. Öyle bırakalım gitsin mi? Karışmayın lan benim işime. Karışmayın benim işime. Yolun açık olsun Pelivan. Nasıl yani? Öyle dümdüz gideyim mi? He? Dövmemem olmayacak mı ya? Ne bileyim şişleme işleme yok mu? He? Yok gibi. İyi. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Afiyet olsun. Lan. Ne bakıyorsunuz ya? He? Hiçbir paçayı kurtarmış adam görmediniz. Bak hele bakıyor. Ne bakıyorsun? Sen ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Sen ne bakıyorsun? Allah hareketlere bak. Ne oluyor ya? Ne oğlum? Allah. Çalgın ya. Abi ne yaptın? Abi ne yaptın? Babamın aklı başında değil. Ne söylediğini bilmiyor. Bu adamın bacımızdan adı çıktı bir kere. Ne yapıp edip bunu evliliğe ikna etmemiz lazım. Hadi tutun şimdi, kimse görmeden götürelim bir yere. Hadi, hadi gir koluna, gir koluna. Enişte de ağırmış ya. La oğlum sarsın beni. Kardeş, arabanın istetmesi nerede? İstetme yok mu? Ne oğlum, delirdiniz mi siz? İstetmesi arabaya mı binilir? Elin körü oldu. Lastik patladı. Kardeşim, bozkırın ortasında lastikçiyi nereden bulacağım ben? Hadi kapa telefonu, kapa. Size o yanda kapat, kapa. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Geçin, buyurun. Ha, Bekir dayı, erkekler amcamların dükkanının önündeler, orada yiyorlar. Tamam kızım, sağ ol. Damat geldi, servis çekilelim. Benim kız senin hayranın. Büyüyünce ben de mucit olacağım diyor. Ay maşallah, gel bakalım, gel, gel. Gel bakalım. Heh. Bak bakalım. Heh, gül biraz. Gül, 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 gül. Ah. Teşekkür ederim. Hay yavrum. Benim oğlan da maketi çok yapmış. Bayla şuna Taner. Bakayım bir ya. Bakayım. Oo, vay vay bak, vay. Bak, yürüyün bak. Vay be. Maşallah. Vallahi çok güzel olmuş ya. Al bakalım. Çalış ama bunun üstünde. He, tamam. Selim dayı, erkekler için amcamın dükkanına git. Yemek orada var. He. Hadi bakayım koçum. Hadi hayırlı olsun. Eyvallah. Amcaoğlum, Ramço'dan haber var mı? Çiriçi takımını alacaktı. Ya adamlar arıyor bak. Alo. Nasıl gelmedi ya? Allah Allah. Ya iyi de bizim amcaoğlu gittiydi karşılamaya. İyi tamam bak siz orada bekleyin. Ben hemen birini gönderiyorum tamam. Tamam kusura bakmayın ya. Vallahi hemen gönderiyorum birilerini. Tamam. Ne olmuş? Ramazan ciriçileri karşılamaya gitmemiş. Ya oğlum nasıl gitmemiş? Kaç saat önce çıktı buradan o ya. Öyle ne? Ya Beram Çobe. Ya ne yapıyor bu çocuk ya? Ne bileyim yine bir işler karıştırıyor ama. Anam, anam boynum, anam, anam boynum, boynum. Neredeyim lan ben? Ne oluyor lan? Niye bağladınız da beni? Ha? Şişt! Ne yaptınız oğlum? Niye bağladınız? Çözün la beni. Boşuna gıpraşma enişte. Gemici düğümü attım. Tövbe billah çözemem. Oğlum siz manyak mısınız? Niye bağladınız da beni? Babanızı duymadınız mı? Gidebilirsin dedi. Niye bağlıyorsunuz? Şatlak mısınız siz? Sen şimdi babamı boş ver. Bana bak hele. Bacımızı alacağım. Kaçarın, koçerin yok. Sen şimdi burada sabaha kadar düşün, taşın, kararını değiştir. Evlenmeyi kabul etmeden... Buradan çıkışın yok. Anladın mı? Allah'ım nasıl bir dejavanın içine düştüm ben ya? Oğlum siz deli misiniz la? Ha? Niye bağlıyorsunuz beni? Bu konuları biz 50 kere konuşmadık mı? Kız istemiyor işte. Babanız bile vazgeçti. Beni enişte yapıp ne yapacaksınız la? Ruh hastası mısınız siz? Terla. Al şunun ağzını. Aklı başına gelene kadar burada kalsın. La gıdı gıdı mısın nesin bağlama kurban olayım. Bak işim gücüm var benim. Bak işim... İyi bağla, iyi bağla. Boşa bağırmayın işte. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeyiz. Kimselere sesini duyurma. Yazık, yazık. Kurban olayım enişte, kurban. olmuşsun. Tütü maşallah. Bak Dilek teyzesi. Gördün mü Yağmur kızım da seni çok beğendi. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Maşallah canım benim. Kuğu gibi olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çiçek olmuş. Çok güzel. Her şey çok güzel. Selim efendim. Alo Cemile. Asuman'la bir arka pencereye kadar çıkabileceğiniz mi? Bir şey konuşmamız lazım. Ne diyorsun sen Veysel? Ya burası kız evi kız evi. Ne işiniz var sizin burada? Ya biliyoruz çaktırmadan geldik zaten. Hadi gel. Evet tamam bekleyin geliyoruz tamam. Asuman. Asuman. Sen azıcık bir gelebilecek misin benimle? Ne oldu Cemile? Ya bir gel diyorum gel. Yağmur, beğendin mi sen beni? Asuman, sessiz. Ya bizim senin yardımına ihtiyacımız var. Ne oldu? Kötü bir şey yok değil mi? He, yok. Ya senden ufak bir ricamız olacak. Hı. Asuman, düğünde şarkı söyler misin bizim için? He ya, bir de Dilek'in babasıyla alakalı bir mesele vardı. Babanla konuşabilir misin? Bir dakika, ben hiçbir şey anlamadım. Neyini anlamadın ya? Senin için basit bir şey çıkacaksın, şarkı söyleyeceksin. Ya tamam şarkı kolay, şarkı basit de. Taner bu Dilek'in babası mevzusu ne? He, Dilek'in babası mevzusu mu? Dilek'e sürpriz yapmak istiyorum ben. Ya, tamam güzel düşünmüşsün de ben ne yapabilirim? Yok sen değil, baban. Yani eğer babanı ikna edersen ya bir tanıdığı falan varsa belki işi çözebilir, işi halledebilir. He? Olur mu ki? Olur. Olur. Ya niye olmasın koskoca belediye başkanı ya? İyi tamam. Ben babamla konuşurum. O zaman sen bana detayları anlatırsın. Tamam anlatırım. Çok sağ ol Asma. Vallahi çok sağ ol. Sağ ol tamam hadi tamam, gidelim. Evet, yavaş yavaş. Çok sevi bırakın. Tamam. Çaktırmayın. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Geldim. Patlama. Oo, Abdullah Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Geçin içeri. Hoş bulduk Münir Bey. Sağ olun. Fazla zamanınızı almayacağım. Müsaadeniz olursa ayaküstü kısa bir şey konuşup gideceğim. Ne demek müsaade sizin? Buyurun dinliyorum. Belki elinize geçmemiştir diye kendim getireyim dedim. Malumunuz torunum Taner ve kızımız Dilek evleniyorlar. Bu mutlu günlerinde eksik kalmanız ailemizi çok fazla üzer. Abdullah Bey, size saygım sonsuzdur ama bu son zamanlarda... Başkanım, ne deseniz haklısınız. Ailenize karşı bir hatamız, kusurumuz oldu. Bunun için sizden dilenecek en hakikatli özrü diliyorum. Şahsınız ailemize karşı kırgın olabilir. Hatta belki tüm muhabbetinizi bile kesmiş olabilirsiniz. Anlarım sizi. Ama ve lakin siz bu kasabanın belediye başkanısınız. Fert, hane hane hepimizin temsilcisisiniz. Hiçbir şey için olmasa bile bunun için gelin. Bizi mutlu edersiniz. Eyvallah. Kızım, sen bulduğum iyi oldu. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Dönü teyze, sağ ol. İyiyim tabii. Sen nasılsın? İyi. Zamansız geldim herhal. Yok. Olur mu hiç öyle şey? Zamansız değil. Bir şey diyeceğim. Elif kızım, şimdi ben seninle mühim bir mesele konuşacağım. Ama aramızda sır kalacak. Şimdi benim bir bebeğim hastanede vefat ettiydi ya, duymuşsundur belki. Ben onun doğum kaydına neyin bakmak istiyorum. Nasıl yapacağım sen bilirsin. Döndü teyze, o kayıtlara doğum yaptığın hastaneden ulaşabilirsin. Ama benim bildiğim arşivlerde bir sıkıntı çıkmıştı. Biliyorsun o zamanlar bilgisayar kaydı da yok. He. Sen bir araştırsan, soruştursan ha. Şimdi Kenan Bey bir şey dedi. Belki bebeğim yaşıyor olabilir. Ya ne bileyim, içime bir kurt düştü işte. Döndü teyze, sen o zamanlar hastaneden ölüm belgesi aldın mı? Ölüm belgesi mi? Ha, verdilerse babama vermişlerdir. Ya tabii ya, bu benim nasıl aklıma gelmedi? Eğer belge yoksa oğlum da yaşıyor demektir. Ha, hem de kesin yaşıyordur. Ama... Aldım. Sağ ol oğlum. Siz yavaş üstüne dökme şeyi. Abla şunu bir tutsana. Gel. Yaptım, iş yaptım. Hoş geldin Meryem. Rıfat, sen misin? He. Hoş buldum. Sınıf arkadaşımın düğünü. Buyurun. Buyurun şöyle. Şöyle buyurun. Size en güzel yerden şöyle. Ben size yiyecek bir şeyler ayarlayayım. Abla Ramço'yu gördün mü? Yok gülüm görmedim. Tabii. Rıfat gel buraya. Lan koş. Ramço geldi mi? Yo. Tamam git. Yok ulaşılmıyor amcalı yok. Ulaşılmıyor. Ah Ramazan. Arkadaş bir tane düğünümüz normal geçse vallahi dişimi kıracağım ya. Bak öfkeme yenileceğim şimdi ha. Geçmeyecek ya. Yok geçmeyecek yani. Taner oğlum gitmiyor bu kızı almaya. Daha gelin arabası neyin hazır değil. O hazır ana. Yani hazır sayılır. Kesin hazırdır herhalde. Mutlaka hazır olması lazım inşallah. Ne diyorsunuz oğlum siz? Saçmalayıp durmayın. Kız evi beklemez gidip alak kızı. Alak ana. Alak. Allah nasıl alacaksa kaldır. Hazırdır ya araba. İnşallah kesin. Hazır. Ben şimdi size göstereceğim. Şimdi göreceksiniz siz. Bunu da gavur düğümü gibi düğümlemişler. Şimdi bunlar birazdan damlar. Ben de öreceğim şimdi ya. İmdat! Yetişin kimse yok mu? Beni buraya bağladılar. Kaçırdılar beni. Saçmalama Asya. Onun sesini duymuyorum. Saçmalama. Bir tane insan yok mu? Bir Allah'ın kulu yok mu bana? Ramazan mı? Allah'ım kimse duymuyor beni burada. Bunlar beni burada kesin unutacak. 3 gram akılları var zaten bunların. Ben çürüyüp gideceğim burada. Asya? Ramazan? Ne arıyorsun kız burada? Ne mi arıyorum? Ben burada yaşıyorum. Asıl sen ne arıyorsun? Ben de kafamı kaldı ya Asya. Abingil kaçırdı beni. Bak benim düğüne yetişmem lazım. Hadi çöz beni ne olur. Allah Allah ya. Bir adam kaçırmadıkları kaldıydı. Onu da becermişler. İyi de niye kaçırdılar ki seni? Asya Hanım isterseniz önce beni bir çözüm röportajımıza sonra devam edelim olur mu? Hadi kangren olacak bunlarım lütfen hadi. Sıra kalma ya ben bir an paniktim. Hadi çabuk bak gelecekler. Çok sıkı bağlamışlar. Hadi bak ha, çek onu. Hadi gelecekler bak hadi kurban olayım hadi çabuk. Ha, çek onu. Ha. Aferin kız. Vallahi aslansın sen bravo. Vallahi. Asya. Şimdi sen beni çözdün de abilerin görünce sana bir şey demesin. Ya boş ver sen beni. Hadi git şimdi git. Evet iyi tamam ben gidiyorum hadi. Ramazan. Ha, Asya bir şey mi diyeceğim? Abilerin bir şey mi yaptı yoksa sana? Yok bir şey yapmadılar da. Yok bir şey ya. Bir şey demeyecektim. Hadi git sen düğüne yetiş. Baban izin verirse sen de gel düğüne. He? Olmadı ben babanla konuşayım. Ya sen bir git kendini kurtar da boş ver beni şimdi hadi. Tamam iyi hadi. Hadi görüşürüz sağ olasın. Yok. Yok gelmeyecek. Buram çok gelmeyecek ya. Ya oğlum gelin arabasını ayarladı mı ayarlamadı mı bilmiyoruz. Ne yapacağız? Yürüyerek mi alıp getireceğiz kızı? Ne bileyim la ben. Ya bak arıyor. Alo. Şey al. Alo amca sen neredesin amcaoğlu he? Ya sen neredesin? Nerede oğlum? Bizim niye bir düğünümüz iyi geçmiyor, güzel geçmiyor? Ya bizim niye bir düğünümüz günlük güneşlik geçmeyecek? Hayır biz yemek tabağının dibini mi sıyırdık ha? Ya biz camiye ters ayakla mı girdik oğlum? Biz kırıntıya mı bastık? Biz niye böyle yapıyoruz amcaoğlu? Sakin ol şampiyon, sakin ol. Başıma neler geldiğini tahmin bile edemezsiniz. Yo yo tahmin ederiz, tahmin ederiz. Kim bilir başına ne işler atmışındır yine bana bak. Benim düğünümü mahvettin, Taner'inkine ilişme oğlum. Ha nesini mahvetmişiz acaba ya? He? Unutulmaz düğünler arasındaki yerini çoktan almadı mı? Kaçırıldık amcaoğlu, keyfimizden değil herhalde. Allah Allah. Mezarcı İlyas'ın oğulları tarafından kaçırıldık. Ya sanki bana uzaylılar kaçırdı ya. Gerçekten. Nasıl ha? Nasıl kaçırıldın, ne kaçırması? Kaçırdılar. Zaten siz hep Ramazan'ın üstüne gelin. Vallahi Asya kurtarmasa Ramazan'ı zor bulurdunuz. Bana bak sen iyi misin? Gelelim mi oraya? He. İyiyim amca o sıkıntı yok. Rahat ol. İyiyim. Siz ne yaptınız? Çıkmadınız mı daha? Bak çıkmadınız mı daha? Oğlum nasıl çıkalım lan? He? Nasıl çıkalım? Gelin arabası hazır mı değil mi onu bilmiyoruz. Burada elimiz kolumuz bağlandı kıpırdayamıyoruz. Her şey üst üste geldi. Nasıl çıkalım? Neyle çıkalım? Yürüyelim mi Ramazan? Nasıl gidelim? Ya sakin ol şampiyon sakin ol ya. Gelin arabası işini ben hallettim. Rahat olun. Şey, ciriçileri ben karşılamaya gidemedim. Ne yaptınız onu? He bak tamam onları Selami halletti o iş tamam. Tamam ya o işte sıkıntı yok. İyi iyi güzel amcaoğlu. O zaman siz çıkın amcaoğlu. Ben gelin arabası işini de hallederim. Gelin evin önünde buluşuruz. Şişt bana bak. Her hiç piş diyene bakma lan yine aşmasınlar seni. Çok komik. Çok komik kapat. Ne kadar komiksin. Kapat. Tamam hadi hadi. Hadi kapat. Hadi dikkat et hadi. Sen kapat. Niye kapatıyorsun? Kapat. Allah'ım yarabbim. Kısa. Bende. Kes! Toplan! Selamun aleyküm size. Selamun aleyküm size. Aleyküm selam bize. Aleyküm selam bize. Yak kazanlar Halime Ana. Yak kazanlar Halime Ana. Gelin almaya gidiyoruz size. Ola. Aslanım benim. Muammer, Hüseyin nerede? Ciritçilerle ilgilenmeye gitti baba. Öğretmen hanım bıraksam biz yabancı mıyız? Ya. Dur. Sen dur. Meryem hanım gel. Hemen biz halledelim. Mutfakta her şey hazır. Tabakları tamam, koyarsın. Tamam. Hemen hallederiz biz. Tamam. Sağ olun. Bir de yalnızım diyordun bak. Kasabalı hiç yalnız bırakır mı sizi? Ya. Geliyorlarmış. Yola çıkmışlar. Ne? Hadi. Geliyorlar. Hadi. Gel bakalım. Makyajını tazeleyelim. Makyajını tazeleyelim. Bakalım. Hadi. Bak. Ay, dur. Yok. Hadi. öyle oluyor işte. Gördün mü? Gördün mü kızım? Gördün mü babanı? Cemile gelin arabası yok. Ne yapacaklar? Atla mı götürecekler? Atla yok. Veysel! Toplan, toplan, toplan! Gel, 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 gel! Selamun aleyküm size! Selamun aleyküm size! Aleyküm selam bize! Aleyküm selam bize! Eğer gönlünüz var ise... Eğer gönlünüz var ise... Dileği almaya geldik yakışıklı Taner'imize! Ayrılık vakti geldi, çattı Dilek Hanım. Öyle deme anne. Hiçbir yere ayrıldığımız yok. Ben orada olsam da... Kalplerimiz bir nasıl olsa. Sen şimdi yeni bir yuva kuracaksın. Sorumlulukların olacak. Önceliklerin olacak. Biliyorum. Benim nasihatlerimden yeterince bıktın. Ama sana son bir nasihatim olacak kızım. Evlilik, ince bir tel üzerinde yürümek gibidir. Biraz canbazlık ister. Sen kızacaksın, o susacak. O kızacak, sen susacaksın. Kavga ettiğiniz zamanlar olacak. Belki zor zamanlar da geçireceksiniz. Ama kaybetmemen gereken tek şey var. O da saygı. Saygıyı kaybetmezsen... Sevgiyi de kaybetmezsin. Şunu unutma kızım. Sen nasıl olursan bu yuvada öyle olur. Tamam anne. Sen hiç merak etme. Bu söylediklerini hiçbir zaman unutmayacağım. Söz. Hani sen bana demiştin ya, sen hem benim annem hem babam oldun diye. Ben sana yetemedim Dilek. Benim bu dik başlılığım en çok sana zarar verdi. Seni oradan oraya, oradan oraya sürükledim durdum. Sana çok zarar verdim kızım. Anne, öyle deme lütfen, ne olur. Öyle, öyle. Yok. Öyle. Neyse, bu başka konu. Ne diyordum ben ya? Ha, sen. Sen. Asıl sensin beni ayakta tutan. Sen olmasan... Ben bu kadar güçlü olamazdım. Sen olmasaydın ben devam edemezdim. Devrilirdim. Canım benim. Zaman zaman sana katı kurallar uyguladığım oldu. Belki senin canını da çok sıktım. Ama inan bana, ben her zaman seninle gurur duydum kızım. Allah sana senin gibi evlatlar versin kızım. Sevgide, saygıda kusur etmeyen, hayırlı evlatlar versin sana. Canım kızım. Ay. Canım. Aa, hadi ama vallahi hepimizi anlatacağınıza şimdi. Hadi. Doğru ya. Taner Bey'i bekletmeyelim. Ay bismillah. İyi kızım. Ay maşallah canım. Dilek Hanım, madem hem annen hem baban oldum, gir bakalım koluma. Bundan sonra birbirinize emanetsiniz. 234 Taner. Eğer kızımı üzersen karşında beni bulursun, ona göre. Gözünüz arkada kalmasın öğretmenim. Ben Dilek'i 20 senedir hiç incitmeden kalbinde taşıdım. Değil 20 sene. Sonsuza dek taşırım. Öpeyim. Hadi o zaman. Yolunuz açık olsun. Amin öğretmenim, sağ olun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey topraktan bedeni, bedende yüreği, yürekte sevdayı yaratan Rabbim. Senin sevdanı bizim sevdalarımıza rehber eyle. Amin. Bizim bu topraklarda aşklarımız, bu semada niyazlarımız var. Annelerimizin gözyaşlarıyla ıslanmış olan duaları hürmetine, yavrularımızın sana uzanan minicik elleri hürmetine bizleri rahmetinden uzak eyleme. Amin. Bu kardeşlerimizin arasına, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın arasına vermiş olduğun muhabbeti, Hazreti İbrahim ile Hazreti Hacer'in arasına vermiş olduğun ülfeti, Peygamber Efendimiz ile Hazreti Hatice'nin arasına vermiş olduğun güzelliği ihsan eyle. Amin. Bu kardeşlerimizi ve evlat hasretiyle yanan bütün kardeşlerimizi vatanına, milletine sadık, hayırlı evlatlarla rızıklandır. Amin. Sev bizi Allah'ım. Sevdir bizi Allah'ım. Razı olduğun kullarının arasına kat da sevindir bizi Allah'ım. Haydi gidin dostlar, uğurlar ola. Hanelerinize rahmet, bereket, muhabbet dola. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Taner, gelin arabası nerede? Arkadaşlar biraz uzağa park etmiş. Hadi gidelim. Taner, bizim gelin arabası 66 mı? Bu uçak senin için yapıldı. İlk seninle uçtu bu uçak. Eğer bir gelin arabamız olacaksa bunu en çok 66 hak ediyor. Çabuk olmasını söyler misin? Geç kalmayalım. Asuman, hadi kızım geç kalıyoruz. O bağlamayı bırak kızım. Sahneye çıkmayacaksın. Hani benden Dilek'in babası konusunda bir ricada bulunmuştun ya. O konuda senin için yardımcı olacağım, çözeceğim bu konuyu ama karşılığında sen de sahneye çıkmayacaksın. Baba bunu bir anlaşmaya çevirmeye gerek var mı? Son zamanlarda yaşanan onca olaydan sonra ortalıklarda pek fazla görünmeni istemiyorum kızım. Ciritçi Abdullah o düğüne bizi davet etmeseydi adımımı atmazdım. O yüzden usulünce gideceğiz oraya. Üstümüze düşeni yapacağız ve geri geleceğiz. Fazlası değil. Peki. Sen nasıl istersen. Hadi hayatım. Evet sevgili seyirciler. Gedelli'de unutulmaz bir düğün yaşanıyor. Gedelli olalı böyle düğün görmedi. Masalları bile kıskandıracak bu düğünün baş aktörleri Dilek ve Taner. Çocukluktan başlayan aşkları bugün taçlanıyor. Az sonra Gedelli'de yıllardır görmeye alışık olmadığımız, beklediğimiz, özlediğimiz cirit müsabakası gerçekleşecek. Bir tarafta Ciritçi Abdullah'ın takımı, diğer tarafta ise Bademli Gençler Birliği cirit takımı. Bakalım bugün bizi neler bekliyor? Cirit işi, yiğit işi, merd işi. Atı yağız olan, bileği güçlü olan, ciridi sağlam atan kazansın. Hadi bismillah. Geldik bu buraya. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Münir Beyciğim. Buyurun şefim. Çekil lan. Çekil. Başkanım. Asuman, hadi hazırlan, sıra sende. Ne sırası Veysel? Ben Cemile'ye söylemiştim. Ya sahneye çıkamayacağım ben. Kusura bakmayın, aile meselesi. Nasıl ya? O şimdi mi haber verilir? He, doğru Veysel'im ya. Ben sademeyi unuttum. Hata benim hatam. Abi sesim düzgün olsa ben çıkacağım da ya maalesef. O yüzden Keriman alternatifini düşünebilirsiniz. Sesim düzgün olsa ben sahneye çıkarım da diyor. Siz yine de Keriman alternatifini bir düşünün diyor. Tamam ya. Tamam biz onu şey yaparız ya. Ya Veysel'im yani biz en son arkadaşlar olarak çıkar bir şeyler söyleriz de şimdi. Neyse sen gel bakalım. Tamam canım. Ramazan. Gel. Oğlum şarkıcı krizimiz var. Asuman sahneye çıkamayacakmış. Ne yapacağız amcaoğlu? Biz bugün nasıl dolduracağız? Gözümü seveyim ya. Vallahi ben de bilmiyorum. Şey yapalım, sen sahneye çık, insanları bir oyala, tamam mı? Senin ağzın iyi laf yapıyor ya, sen oyalarsın, hadi. Ya yenge ben ne diyeyim, ne yapayım, ne anlatayım? Ben askerlik anımı anlatayım, ne yapayım ya? Oğlum ne bileyim, çık anlat işte bir şeyler, hadi. Ya amcaoğlu, her seferinde ben... Her seferinde... Çocuklar, hadi pistten alalım çocukları, geçelim. Evet, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben kocaman bir alkış almak istiyorum. Kim için? Tabii ki Taner'le Dilek için. Alkış! Alkış! Bir de alkış! Hadi de alkış! Ya Ramazan, kafayı mı üşüttün alkış alkış ne oluyor? Ramazan, yeğenim ya yap böyle bir şey, ne bekletme. Evet, bu aşk, bu alkışı hak etmiyor mu? Derken buldum, evet buldum. Şu an damadın Muammer amcası ve Hüseyin amcasını sahneye davet ediyorum. Niye davet ediyorsun ha bizi oraya? Tabii ki dillere destan mani atışmaları için. Bir tarafta düğünlerin adamı düğüncü Muammer, bir tarafta da cenazelerin adamı ağaççı Hüseyin. Bakalım yarışmayı kim kazanacak? Yok yok, ben o mesmursum, yok. Alkış! Bakmayacağım, dökme. Hadi, hadi. Hadi ne olacak? Ya bir de hadi. Ya Allah beni mi kıracaksın şimdi? Kırma. Tamam. Ya olmaz. Hadi yerine kırma hadi. Hadi yerine kırma. Ya kalktı. Hadi. Sen yerine kırıyorsun. Tamam yerine kırma hadi ya. Allah Allah hadi. Evet. Önce büyükler başlamalı değil mi? He, başka zaman olsa böyle demezdin ama neyse. Entarisi çit gibi, gözleri çiğit gibi. Bana orada ne bakıyorsun? Emmimgil'in at gibi. Ata binesim geldi. Kazı yolasım geldi. Şu kem gözlü abimi yele veresim geldi. Köprünün altı kazık. Kardeşim olmuş yazık. Ben sayamıyorum. Üstündeki libasa yazık. Ha, içinde adam yok ya onun içindeydim. Tablayı koydum yana, Yana değiyor yana. Ah senin şu lafların çok ağır geliyor bana. Ezilmem ezim ezim, büzülmem büzüm büzüm. Senden çıkan vızıldak bize koymaz iki gözüm. Sen istersin al inek, tüyleri benek benek. Boşa mani okuma, dur da kenarda inek. Mani maniye açar, mani boynumu açar. Senin attığın hava ancak bacadan kaçar. Al derler aldak, çal derler çaldak. Bu iş bizim işimiz, senin yerin çardak. Söyledim işte. Ne söylemesi? Bana söz bile vermedin. Ne söz vereceğim mesela? Hemen maniyi bitirdin. Koydum üstüne. Koymadın. Tabii ben bilsem maniye. Koyabiliyordun. Öyle olur mu ya? Herkesin gözüyle benim lafımı kesin. Tam maniye gireceğim. Ne dedin kardeşim? Bana verme. Mani atışması da bitti Veysel. Şimdi ne öreceğiz? Ya Selam'ın da sesinin kısılacağı tuttu arkadaş ya. Ya amcaoğlu ne oldu? Niye durdu müzik ya? He? Asuman çıkmıyor mu sahneye? Ne oldu? Ya onca yaşanmışlıktan sonra doğru olmaz diye düşündüm. He, haksız da sayılmaz. Ya ne yapalım amcaoğlu? Nikah'a kadar teyipten açalım müziği. Başka yolu mu var yani? Ne yapalım hakikaten de ya, nasip böyleymiş. İyi bana bak, güzel şarkılar çal da bari onları dinleyelim. Tamam tamam, rahat ol, o bende o iş. Sendeyse yandık ya. Bu kim amcaoğlu? Valla buranın arabası değil, tanımıyorum. Amcaoğlu. Ben yokluktan İzzet Altınmeşe'yi mi veriyorum yoksa kendisi mi lan? Vallahi yanağındaki beni, yüzündeki gülümsemesi. Bu adam İzzet Altınmeşe amcaoğlu. Eyvallah da kendisi. Ay şaşkınlığı bırakın da hadi adam karşılayalım. Yürüyün yürüyün hadi. Abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz İzzet abi, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ederim, hoş geldiniz. İyi günler gençler. Abi iyi günler, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Taner hanginiz? Abi Taner benim. Öyle mi? Evet. Hatta düğünümüz. Buyur abi misafir edelim sizi. Ben zaten senin düğününe geldim. Nasıl yani? Nasılı var mı? Baban beni davet etti. Babam mı? Baban ya. Ah rahmetli dostum ah. Seneler öncesi Almanya'ya konsere gitmiştim. Onunla orada tanıştım. Dost olduk. Çok Almanya'yı gezdik, dolaştık ve dostluk köprüsünü o zaman attık. Hatta günlerden bir gün bana dedi ki İzzet kardeş, ileride Taner'in düğününü yapsam düğünümüze gelip bir iki türkü çığırır mısın dedi. Ben de dedim ki çığırmaz olur muyum? Dumanını bile attırır. İşte böyle. Ha, kimden duydum desen, Taha kardeşim haber verdi. Ben de duyunca düştüm yollara. Onun için buradayım. Yani İzzet abi şimdi babam bir nevi. Evet. Bunu babanın bir düğün hediyesi olarak kabul et. Abi Allah razı olsun. Cümlemizden teşekkür ederim. Öpeyim abi. Evet, sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Eyvallah. Tabii sağ ol. Abi ayakta kaldınız. Hadi buyurun. Buyurun, buyurun ayakta kaldınız. Buyurun. Gelin buyurun. Teşekkür ederim. Çok iyi. Çok iyi. Teşekkür ederiz. İyi ki varsın abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. Evet, şimdi geldik günün en önemli olayına. Nikah merasimimiz az sonra başlayacaktır. Ama ondan önce damat beyin gelin hanıma bir sürprizi var. Sürpriz mi? Dilek, ben düğünümüze babanı getirmeyi çok istedim. Ama bu çok zordu, yani imkansızdı. Ama ben yine de bir şey yaptım. Hatta sağ olsun Münir başkanın ayak oldu. Bu mektup sana. Kızım. Güzel haberini aldım. Şimdi orada senin yanında olmayı çok isterdim. Bunca yıl yanında olmamış biri olarak bugünün de yanında olmayı çok isterdim. Ama bu imkansız, sen de biliyorsun. Belki orada değilim. Ama kalbimin her saniye senin için attığını bilmeni istedim. Sizin için ufak bir hediye hazırladım. Yakında elinizde olur. Her zaman mutlu olmanı, yüzünün daima gülmesini isterim. Yalnız olmadığını bil. Babalar için kızların düğünü her zaman çok özeldir. Bunu hak eden bir baba olamadığım için beni affet. Seni çok seven ve sevecek olan baban. Teşekkür ederim Taner. Çok teşekkür ederim. Evet. Gelin hanımın babası için kocaman bir alkış alalım. Şimdi artık nikah merasimine geçelim, değil mi? Benim sesim çok güzeldir İzzet abi. Bir elimden tutsanız. Ya kardeş, senin elinden mi tutayım, ayağından mı tutayım? Senin tutunacak yanın mı kalmış? Bulacağım ben sizi. Olur. Bulacağım. Kaçtılar. Ne öleceğiz şimdi? Ben öyle dağılalım ya. Dağılalım. Böyle mi diyorsunuz? Hadi dağılalım. Hadi dağılalım. Şöyle dağılalım. Böyle mi? Hadi Gülsüm. Evet. Anam. Anam, burada mısın? Anam. Anam. Anam ne oldu lan? Ne oldu anam? Ölmüş. Ölmüş benim çocuğum. Ölmüş benim evladım Veysel. Tutulamam hayata. Kalbi yenilmiş, ölmüş. Ölüm belgesi. Tamam. Tamam anam. Yapma böyle. Yapma böyle bak. Açma o kapıyı anam. Bak kurban olurum ben yanındayım ya. Anam ben senin için tutundum hayata. İçim acıyor Veysel'im. İçim acıyor. Neden yaşamadı ki? Anam? Neden Veysel? Neden? Haberi kurbanım. Tamam. Tamam, tamam vurma oğlum sana. Tamam. Sen ne yüzle geliyorsun ha buraya? Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Veysel sakin. Neyle sakin olacağım lan? He? Anamın 35 sene önce ölmüş evladı için gelmişsin, yaşıyor demişsin. Bir de bana sakin. Nereden biliyorsun lan yaşadığını? He? Nereden biliyorsun yaşadığını? Bak, benim abim 35 sene diyorum bak. 35 sene önce benim abim öldü. Bir daha gelip saçma sapan konuşup benim ailemin canını sıkma. Nereden biliyorsun öldüğünü? Nereden biliyorsun öldüğünü? Buradan biliyorum öldüğünü. Al, al ölüm belgesi al, al. Bana bak bana. Bana bak. Kadını yukarıda perişan etmişsin ya. Kadın iki gözlü, iki çeşme. Bak zor tutuyorum kendimi Kenan. Niye yaptın böyle bir şey? Kadına acısını niye hatırlatıyorsun sen ya? Bak bir daha böyle bir şey yapmana izin vermem. Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın. Bir daha izin vermem. Yürü git buradan. Yürü git benim ailemden uzak dur. Bana bak. Bir daha seni bu kapının eşiğinde görürsem andım olsun oğlunu bacağını kırarım seni. Oynamalara doyamadın Ramazan. Vallahi öyle oldu biraz. Öğretmenim. Vallahi öğretmenim ya. Yani böyle hiç olmadı ya. En azından bu gece kalsaydınız. Yani yarın sabah ben sizi tekrar istediğiniz saatte bırakırdım. Şimdi ne öğreneceksiniz öyle evde tek başınıza? Sağ ol. Sağ olsun annen de çok ısrar etti de. Gideyim ben, sen beni eve bırak. Öğretmenim. Vallahi şey diyeceğim, yani Ben böyle konulardan pek anlamam ama... kızınızı ev verdiniz diye üzülüyorsanız şayet hiç üzülmeyin. Yani öyle birine kız verdiniz ki... vallahi ben böyle hayatımda türlü türlü insan gördüm ama Taner kadar böyle dürüst, vicdanlı, namuslu bir insan daha görmedim. Yani gözünüz arkada kalmasın. Kızınız emin ellerde. Sağ ol Ramazan. Sen de öylesin oğlum. Birkaç tahttan eksik. Var bir eksiklik var biraz. Ama altın gibi bir kalbim var. Ve ben hepinizle gurur duyuyorum. Öğretmenim, o zaman bu şey diyeceğim... yangın meselesinden ötürü... affedildim diyebilir miyim? Hı? Hı? Hı. Hadi. Bu seferlik affettim gitti. Allah razı olsun. Hı. Sağ olun. Buyurun. Oh. Siz geçin. Şey yapayım açayım. Aferin. Sağ olun. Ama dikkat edin. Biraz alçakmış. Evet. Biraz alçak. Asya. Asya. Hani beni koruyacaktın Ramazan? Asya. 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 Ramazan. Asya. Asya. Hayatımız bir. Yolumuz bir. Kaderimiz bir. Nefesimiz tükenene dek hep el ele, göz göze, kalp kalbe yürüyeceğiz. Göklerimize kadar aşkla dolacağız. Aşkla filizleneceğiz. Aşkla büyüyüp göğe erişeceğiz. Hayatıma hoş geldin. Hayatıma hoş geldin. Mutluluklar, taze sevinçler, bolca tebessüm getirdin bana. İyi ki bir kadın. İyi ki geldin sen. Aşkımız sonsuza kadar. Aşkımız sonsuza kadar. Ya kafayı mı yedin sen Selam mi? Nereye gidiyorsun bu saatte? Umkapanı'na gidiyorum dedim ya gurbet çiçeğim. Gidip benim de bir şansımı denemem lazım. Bakarsın felek bize de güler. Bir kaset yapar, oradan yürür giderik. Ben ne öreceğim sensiz gülüm? Hiç düşündün mü bunu? Yok, katiyen bırakmam, hiçbir yere gidemem. Bırak beni Keriman. Benim ünlü olup paraya para dememem lazım. Adeta şöhret basamaklarını dörder beşer çıkıyorum dercesine. Ya iyi de Selam mi? Ana beni Keriman. Ben amcaoğullarıma söz verdim ya. İki elim kan da olsa dahi onların icatlarına sponsor olmam lazım. Hem sen de acık sık dişini. Sayılı gün çabuk geçer. Neyse, ben geç kalmadan İzzet abiyle yetişeyim. Hadi. Allah'a ısmarladık Keriman. Neden mi? Gaz alacaklar. Ha ben buraları topluyorum ana. Siz Hüseyin amcamgillerde misiniz? İyi. Ben de oraya gelirim o zaman. İyiyim anam ben. Yok yok iyiyim sen merak etme. Tamam hadi görüşürüz. Zahide. Seferim. Ben sana sürpriz yapayım dedim. Geleyim dedim. Arabanın lastiği patladı yolda. Buraya nasıl geldim bir bilsen. Ama herkes gitmiş. Yetişemedim Zahide. Olsun be gülüm. Sen geldin ya. Önemli olan bu. Sen geldin ya. Zahide. Sen haklıydın. Ben sözümde duramadım. Gurbet hiç uzaktan görüldüğü gibi değilmiş. Gurbet ne anlatıldığı gibiymiş. Ne de göründüğü gibi. Sen haklıydın. İnan hiç ziyanı yok. Sen geldin ya. Ya ben buna razıyım. Sen geldin ya. Yollar demiştin nenem. Kıvrılıp giden yollar. Nerede bittiğini hiçbir zaman bilemediğimiz yollar. Tıpkı insanlar gibi demiştin. İnsan yüklendiği yükler kadar insan demiştin. Biz çok yükler yüklendik. Ölümü yüklendik. Mutluluğu, sevinci, umudu yüklendik. Sımsıkı sarılmayı yüklendik. Sevmeyi yüklendik. Başkalarının dertlerini yüklendik. Hüzünlerini yüklendik. Acılarını yüklendik. O kıvrım kıvrım giden yolları yüklendik. Geceyi yüklendik. Gündüzü yüklendik. Gurbeti yüklendik. En çok gurbeti yüklendik. Ben Zahide. Evlat olarak yüklendim. Abla olarak yüklendim. Eş olarak yüklendim. Ama bu gurbeti ana olarak nasıl yükleneceğim? İnan hiç bilmiyorum.